Efendim herkese selamlar. Elimde Xiaomi'nin en güncel ve üst seviyeye hitap eden akıllı saatlerinden Watch S1 Active modeli var. Dilerseniz hemen bu akıllı saat bizlere neler sunuyormuş beraber bakalım. Öncelikle kafanız karışmaması adına S1 Active ile S1 arasında ne gibi farklar var onlardan bahsedeyim. Aslında iki saat arasındaki en temel fark cihazların tasarımları. Düz S1 olan model birazcık daha gündelik kullanıma yönelik ve tasarımsal açıdan paslanmaz çelik, deri kayı seçeneği gibi daha spordan çok aslında gündelik kullanımda böyle tasarımıyla şık giyime uyumlu bir akıllı saatken zaten S1 Active'in aktif takısından da anlayabileceğiniz gibi daha spor bir hayat yaşayan ve tasarımsal açıdan da daha spor bir akıllı saat isteyenlere hitap ediyor. Ama iki cihaz arasında tasarım dışında özellik bazında herhangi bir fark yok onu da belirteyim. Şu anda zaten benim gördüğüm kadarıyla S1 aktif Türkiye'de satışta ama düz S1 modeli henüz satışta değil onu da belirteyim. Dilerseniz bu bilgilendirmenin ardından S1 aktif modeli bizlere neler sunuyor ona bakalım. Şimdi malumunuz bir akıllı saatin dışarıdan güzel görünmesini sağlayan iki tane temel nokta var. Bunlardan biri hem kayışı hem kadranı hem de ekran özellikleri. Şimdi bu akıllı saat az önce söylediğim gibi S1'den farklı olarak metal çerçeve kullanıyor. Ama alt bölümünde güçlendirilmiş plastik diyebileceğimiz bir materyal ve silikon bir kayışla geliyor ki deriniz daha rahat nefes alsın. İşte spor vesaire yaparken daha uygun bir akıllı saat olsun. Benim tasarım dışında bu akıllı saatin en beğendiğim konusu ekranı oldu. Çünkü günümüzün üst seviye birçok akıllı saatine göre daha büyük bir ekran sunuyor. AMOLED tabanlı 1.43 inç boyutunda ve şu anda gerçekten üst seviye akıllı saatlere baktığımızda bilinen markalar için konuşuyorum. Hemen hemen en büyük ekranı sunan akıllı saatlerden bir tanesi Xiaomi'nin S1 aktif modeli. Bununla beraber 60 Hz tazeleme hızı sunan bir ekran ve oldukça da iyi bir çözünürlüğü var. 466 çarpı 466 çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Doğal olarak ekrana baktığınızda gerçekten çarpıcı, yüksek çözünürlükle beraber ekran büyük de olduğu için gerçekten iyi bir deneyim yaşıyorsunuz. Benim de bu akıllı saatle alakalı en sevdiğim konulardan biri oldu. Bir de ben akıllı saat videolarında hep söylüyorum. Benim akıllı saati bu kadar seviyor olmamın temel sebebi Kadranlarını istediğiniz gibi değiştirebildiğiniz için bu akıllı saatte de 200'den fazla kadran desteği var. Ve bazılarında hareketli olarak da seçim yapabiliyorsunuz. Bazı hareketli temalar da var. Kıyafetinize göre o günkü canınızın isteğine göre bu kadranları değiştirip aslında aynı saati kullanıyorsanız bile kadran değiştirerek sanki her gün böyle bir farklı saat kullanıyor musunuz hissiyatını alabiliyorsunuz. Bu yine akıllı saatte dediğim gibi 200'den fazla kadran seçeneği olduğu için o anlamda da benim beğendiğim bir cihaz oldu. Tasarım konusunda 5 ATM'lik sıvı dayanıklılığı var ki zaten birazdan konuşacağız. Cihazın içerisinde yüzme modu da var. Yani sadece su sıçramalarına falan karşı değil. 5 ATM'e kadar yüzerek su altında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fiziksel olarak tabii ki ekranımız dokunmatik ama iki tane bir tanesi home butonu bir tanesi de spor modu olmak üzere yan tarafında iki tane fiziksel mod var. İsterseniz bu yan taraftaki fiziksel tuşların işlevlerini uygulama desteğiyle beraber kendi isteğinize göre kişiselleştirme imkanına da sahipsiniz. Ekran noktasında otomatik parlaklık var. İsterseniz 5 kademeli olarak kendiniz manuel olarak da bu parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı saatimizde aynı zamanda her zaman açık ekran özelliği de var. Bu özelliği aktif ettiğinizde ana kullandığınız saat yüzünden farklı olarak ekranda amoled bir panel olduğu için sadece saatin göründüğü pikseller aydınlatılarak sizin devamlı olarak saati görebilmeniz amaçlanıyor. Ama tabii ki bütün pikseller yanmasa bile orada saati gösteren bazı pikseller yandığı için her zaman açık ekranı kullanırsanız kapalı durumdayken aldığınız pil ömrüne göre piliniz daha kısa sürecektir. Zaten pil konusunda da birazdan kendi kullandığım verileri aktaracağım. Dilerseniz bu akıllı saatin birazcık yetenekleriyle alakalı konuşalım. Şimdi öncelikle bu akıllı saatte günümüzde kullanılan hemen hemen bütün sağlık özellikleri var. 7-24 kalp atışı izleme, kandaki oksijen değeri yani SPO2 ölçümü, stres takibi, kadınlar için renkli döngü takibi gibi tüm özellikler cihazın içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda uykunuzu da detaylı veriler halinde uygulama üzerinden veya direkt saat üzerinden uyku verilerinize de erişebiliyorsunuz. Bir de her zaman olduğu gibi akıllı saatlerin akıllı telefonla olan entegrasyonuyla olan işlevselliğinden de söz etmemiz gerekiyor. Zaten uygulamalardan gelen bildirimleri akıllı saatimize görüntüleyebiliyoruz ve bu akıllı saatin ekranı Çoğu akıllı saate göre büyük olduğu için uzunca bir WhatsApp mesajı geldiğinde veya bir SMS geldiğinde onları güzel bir şekilde rahat rahat okuyabiliyor olmak güzel. Türkçe desteği var. Zaten akıllı saatte Türkçe dil desteği ile beraber geliyor ama WhatsApp'ta bazı emojiler kare olarak görünüyor. Yani emojilerin ne olduğunu bazen göremiyorsunuz. Onu belirteyim ama gerçekten büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekran olduğu için WhatsApp'a gelen mesajı vesaire okumak oldukça kolay oluyor. Bununla beraber bu akıllı saatin üzerinde hem bir mikrofon hem de bir hoparlör var. Bu sayede telefonunuzla saat bağlı olduğunda Bluetooth üzerinden telefonunuzu dahil etmeden direkt saat üzerinde telefonda konuşabiliyorsunuz. Ben bugüne kadar yaptığım denemelerde hep sordum. Ya sesim düzgün geliyor mu şu an saatten konuşuyorum diye. Hiçbir olumsuz yorum almadım söyleyenlerin yani benle konuşanların e, hepsi gayet iyi bir şekilde beni duyabildiklerini belirttiler. Çok gürültülü bir ortamda değilseniz bu cihazın üzerindeki hoparlörle karşı taraftan gelen sesi de rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Ama tabii ki belli bir oranda ses verdiği için çok gürültülü bir ortamda saat üzerinden konuşmak çok mantıklı olmayacaktır. Bununla beraber müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yine Spotify gibi uygulamaları destekliyor. Direkt saat üzerinden ses şiddetini ayarlama veya bir sonraki şarkıya geçme, şarkıyı oynatma, durdurma gibi işlevleri yine akıllı saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bunu birkaç farklı akıllı saat videosunda da söyledim. Şimdi hem s Aktif hem bir oranda Huawei'nin akıllı saatleri veya Samsung'un akıllı saatleri Apple Watch'la kıyasladığımızda veya Android'in direkt Wear OS'la gelen işletim sistemli akıllı saatleriyle kıyasladığımızda bazı eksi noktaları da var. Mesela ben Apple Watch'umla veya bende yok ama bir Oppo Watch sahibi WhatsApp'tan gelen bir mesajı okuduktan sonra o mesaja yanıt verebiliyor sesli olarak. Bu galiba Samsung'da da var ama ne kadar düzgün bir şekilde çalışıyor bana Samsung bayağıdır saat göndermediği için bilmiyorum ama Android tarafında Oppo'da iOS tarafında da ben zaten bir Apple Watch kullanıcısı olduğum için dikte özelliğiyle çok rahat bir şekilde konuşarak karşı tarafa yanıt verebiliyorum. Veya yine Apple Watch ve Android Wear'li başka akıllı saatlerde uygulama çalıştırabiliyorsunuz. Mesela Google Maps'i direkt saat üzerinden açıp ya da farklı uygulamaları direkt saatte açıp kullanabilmek. Bence işlevsellik anlamında bir akıllı saatin ulaşabileceği en doğru noktalardan biri. Huawei'de şimdi uygulama desteği geldi ama hala eksik. Aslında Android bir akıllı telefonla kullanırsanız Xiaomi'nin de böyle bir desteği var ama şu anda hesap makinesi gibi birkaç tane uygulama var ve o bahsetmiş olduğum uygulama kullanma desteğinden çok daha uzak. Dilerim önümüzdeki günlerde uygulama destekleri gelir. Bu akıllı saati çok daha işlevsel bir şekilde kullanabiliriz. Ama şu anda akıllı saatle Hayatımızda spor ve sağlık dışında ne değişiyor derseniz. Telefonumuza gelen bildirimleri görüntüleyebiliyoruz, müziği kontrol edebiliyoruz ve dediğim gibi hesap makinesi gibi çok ufak hani çok hayatınızı değiştirmeyecek birkaç tane ekstra özellik var. Onu belirteyim. Spor tarafında zaten aktif modeli olduğu için gerçekten gelişmiş spor özellikleri var. 116 farklı spor modu var ki bunların içerisinde hani Türkiye'de pek yapılmayan çok niş spor dalları da var. Ee, onunla beraber sporda yürüme ve koşma tarafında otomatik algılama var. Aynı Apple Watch'ta olduğu gibi çalışıyor. İşte yürümeye başladığınızda belli bir süre sonra akıllı saatinize hemen bir titreme geliyor ve size diyor ki görünüşe göre yürüyüş yapıyorsunuz bu yürüyüşü yürüyüş antrenmanı olarak kaydetmek ister misiniz? Evet dediğinizde hemen saat sizin evden çıkıp yürüdüğünüz bölümü de algılayarak ondan sonra antrenman modunu açıyor. Durduğunuzda, oturduğunuzda görünüşe göre antrenmanınızı bitirdiniz. Bitirmek ister misiniz diyor. Dilerseniz bitiriyorsunuz. Hayır ben devam edeceğim derseniz de devam ediyorsunuz. Bunu da belirteyim. Son olarak söylemem gereken konulardan biri GPS de var. Az önce verdiğim örnekteki işte yürüme veya koşma gibi bir Durum yaptığınızda ve bunu kaydettiğinizde uygulama üzerinde direkt olarak Nereleri gezmişsiniz, rota olarak bir harita olarak bunu da gösteriyor. Çift GPS ile beraber, dahili GPS ile beraber bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben akıllı saati önce biraz Android'te kullandım, daha sonra da iPhone'la eşleştirdim ki iki ekosistem arasında yapamadıklarımız var mı diye bir karşılaştırma yapayım. Aslında yüzde 90-95 oranında Akıllı saati aldığınızda iOS'ta kullansanız, Android'de kullansanız hemen hemen tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Burada sadece az önce belirttiğim ekstra uygulama desteği iOS'ta yok. Bir de bildirim tarafında Xiaomi'nin Mi Fitness uygulamasında hangi uygulamadan bildirim saate düşsün diye Android tarafında seçebiliyorsunuz. iOS tarafında ne yazık ki seçemiyorsunuz. iOS'ta akıllı telefonunuza gelen tüm diğer uygulama bildirimleri akıllı saate düşüyor. Ben onu mesela seçmek isterdim. Çünkü örnek veriyorum bana Carrefour'un uygulamasından da telefonuma bildirim düşüyor ama ben telefonuma sadece işte WhatsApp, Twitter, Instagram atıyorum seçmek istiyorum. O anlamda bir eksiği var ama onun dışında iki ekosistemde de kullandığımda farklılık görmedim. Diğer saymış olduğum özellikler iki ekosistemde de o şekilde çalışıyor. Sonuca geçmeden önce pil performansından da bahsedelim. Xiaomi kendi verilerinde 12 güne kadar bir pil ömrünü vaat etmiş. Ben kendi kullanımımda 8 gün görebildim. Burada tabii ki her zaman açık ekran kullanıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz? Ben kullanmıyorum. Parlaklık seviyesini 5'te mi kullanıyorsun, 1'de mi kullanıyorsun, otomatikte mi kullanıyorsun? Ben otomatikte kullanıyorum. Akıllı saate gelen bildirimlerde ekran uyanıyor mu, uyanmıyor mu? akıllı saatin ekranını günde kaç kez uyandırıyorsun gibi bir sürü pile etkileyen konu var. Ben kendi kullanımda dediğim gibi her zaman açık ekran kapalıydı. Bununla beraber sağlık özelliklerinde mesela ben bazılarını işte SPO2'yi 30 dakikada bir kontrol etsin. Sadece işte günde bir kere kontrol etsin gibi seçenekler var. Ben onlarla da birazcık ayarlama yaptım. Tamamen kendi durumunuza göre değişecektir ama Hani hemen hemen pek çok şeyi açsanız bile bir hafta civarında pil ömrü alırsınız ki Apple Watch'ın, az önce Apple Watch'ın iyi taraflarını söyledim. Kötü tarafları iki günde falan bir şarj etmem gerekiyor. Bu akıllı saatle en azından temiz bir haftayı çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Kullanımıza göre 10 güne falan da çıkartabilirsiniz. Sizin tercihlerinize bağlı. Sonuç olarak benim bu videoyu çektiğim an itibariyle bu akıllı saatin fiyatı yaklaşık 2500 TL seviyesinde saatle alakalı çok bir eleştirim yok. Birkaç konuda sadece işte bahsettiğim yetersizlikleri var. Android tarafının pek çok saatinde olduğu gibi onun dışında çok bir eksiği yok. Artıları tarafında işte özellikle ekranı boyut ve çözünürlük anlamında gayet güzel. Spor tarafında hemen hemen bütün sporlar mod olarak yerleştirilmiş. İşte GPS'i var vesaire vesaire. Tek böyle fiyat konusunda ya 2000 lira olsaydı yani bir 500-600 lira daha ucuz olsaydı bu fiyat bandında yer alan işte Huawei GT3 gibi dişli rakiplerine karşı fiyat performans olarak biraz daha iyi bir seviyede olurdu. Ama hemen hemen onlarla aynı fiyat. Belki zaman geçtikçe bilmiyorum bu aralar gerçi bir şeyin ucuzlaması gerekirken zaman geçtikçe pahalaşıyor ayrı mesele ama belki birazcık daha ucuzlarsa fiyat performans olarak çok daha iyi bir yere konumlanır. Genel olarak durum bu şekilde. Sizin Xiaomi Watch S1 aktifle alakalı kendi yorumlarınız neler? Lütfen yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.